Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sinir sistemi ve duy organları ile ilgili çıkmış sorularımıza bakacağız. Başlayalım ilk önce. Birinci sorumuz diyor ki bir refleks arkında diyor uyartının iletim yönü Hangisinde doğru verilmiştir? Yani bir refleks yayı, bir refleks arkı diyebilir arkadaşlar. Sadece refleks arkı veya refleks yayı demesine gerek yok. Tüm iletimler için bu geçerlidir. Yani sinir hücresindeki iletimler için bir uyarının iletimi için bunlar geçerlidir. İlk önce reseptör tarafından alınır. Daha sonra eferent nöron dediğimiz getirici nöron tarafından kabul edilir. Daha sonra pardon aferent nöron tarafından sonra araya inter nöron yani ara nöron girer. Sonra eferent nöron yani alıcı nöron motor nöron dediğimiz motor nöron tarafından alınır. En son da efektör organa yani tepki organına götürülür. Yani aferent nöron dediğimiz duyu nöronu sonrasında inter nöron dediğimiz ara nöron. Sonra Motor nöron dediğimiz eferent nöron. En son da efektör organa uyarı iletimi gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki beyne duyu uyartılarını getiren duyu nöronlarının yapıları aynı olduğu halde görme, işitme ve dokunma gibi farklı duyuların algılanabilmesine diyor. Durumlarından hangileri neden olmaktadır? Bunun temel sebebi nedir? E, merkezi sinir sisteminde iletildikleri yerin farklı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakıyorum diyor ki duyu nöronlarının getirildiği uyartının iletildiği merkezlerin farklı olması. Evet bunu söyledik. Uyartının iletilme hızının farklı olması. İletim hızıyla bunun bilgisi yoktur. O yüzden gitti. Birim zamanda iletilen uyartı sayısının farklı olması. Bu da yine arkadaşlar etkilemez. Beyindeki merkezler farklı olduğu için e, her biri farklı duyu olarak algılanır. Cevabımız şıkkı yalnız bir olur. Üçüncü sorumuz. İnsanda diyor işlevlerinden sempatik ve parasempatik sinirler tarafından düzenlenenler hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sempatik sinirler için şunu söyleyeyim ben size. Şöyle bir örnek veriyorum. Ben genelde YKS öğrencilerime de böyle örnek veriyorum. Sempati duyduğunuz bir insan geliyor karşıdan böyle işte kızlar için bir erkek erkek için bir kız geliyor böyle karşıdan sempati duyduğunuz birisi ne olur heyecanlanırsınız değil mi Heyecanlandığımız anda ne olur peki Kalp atışımız hızlanır. Göz bebeklerimiz büyür. Daha sonra e, nefes alışverişlerimiz hızlanır arkadaşlar. Dilimiz damağımız kurur. Yani sindirim sistemimiz yavaşlar. Akciğerdeki bronşlarımız nefes alışverişler hızlandığı için bronşlarımız ne yapar? Genişler. İdrar kesemiz genişler. Çünkü Heyecanlandığınızda korktuğunuzda mesela düşünün diyelim ki e, sıkıştınız tuvalete gideceksiniz ama aniden bir korku durumu geldi veya bir heyecan durumu geldi gittiğini hissedersiniz o sıkışma durumunun idrar boşaltma durumunun e, gittiğini hissedersiniz. Bunun sebebi sempatik sinirler idrar kesesini biraz daha genişletiyor diyor ki beyin diyor ki senin diyor şu an işte çişle falan uğraşmayalım biraz açık konuşuyorum kusura bakmayın çişle uğraşmanın anlamı yok diyor. Şu an senin önemli olan başka şeylerin var. Önce kendini koruman gerekiyor. Veya önce heyecanının üst, üstesinden gelmen gerekiyor. Korktuğunuzda bir köpek kovaladığında önce gider tuvaletinizi mi yaparsınız yoksa kaçar mısınız? İşte beyin de bunu düşünerek ne yapıyor? Sempatik sinirlerle idrar kesesini genişletip idrarın dışarı çıkmasını engelliyor arkadaşlar. Korku durumu geçtiği anda da hemen ne yapar? İdrar kesesi tekrardan kasılır eski haline döner. Eee... Bu durumda da ne yapar? İşte dışarı çıkma olayı gerçekleşir. Şimdi bakıyorum sempatik sinirler bunu yapıyor. Para sempatik sinirlerde tam tersi. Bizim bir hocamız vardı böyle de paranın sakinleştirici etkisi vardır diye. Para sempatik sinirler bizi sakinleştiren sinirlerdir. Bakıyorum kalbin çalışmasını hızlandırıyorsa sempatik. Akciğer bronşlarını daraltıyorsa parasempatik mide ve bağırsak aktivitelerini artırıyorsa parasempatik pankreas aktivitesinin azaltılması. Şimdi pankreas ne yapıyor arkadaşlar? Pankreas bir kere pankreas insülin ve glukagon hormonlarını e, üreterek ne yapıyor? Bunu kana veriyor, değil mi? O sırada kan şekerinin artması gerekiyor. Bu yüzden de glukagon hormonunu üreterek kana verir ve karaciğerin uyarılmasını sağlayarak kana şeker verilir. Dolayısıyla bu da kim yapar arkadaşlar? E, pankreas aktivitesinin azaltılmasını da sempatik sinirler yapar. Ayrıca pankreasın bir diğer görevi daha var. Burada bahsettiğimi kim yapıyor? Adrenalin hormonu yapıyor bu glikozun verilmesini falan. Pankreasın sindirim enzimleri ile ilgili bir görevi vardır. Pankreas sindirim enzimlerini pankreas özsüyle ince bağırsağa gönderiyor. Sindirim enzimleri yani sindirim sistemimiz yavaşladığı için pankreasın aktivitesinin de azaltılması lazım. Bu yüzden sempatik sinirler devreye girer. Az önce bahsettiğim insülin yani glukagon hormonunun etkisini kim yapıyor? Tabii ki adrenalin hormonu yapıyor. Bu yüzden de burada pankreas aktivitesini azaltan sempatik sinirler oluyor. Yani bir dört sempatik sinirler. 2-3 parasempatik sinirler olur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Dördüncü soru. İnsanda görme sürecinde diyor olayların gerçekleşme sırasını sormuş bize. Önce okuyalım. Işık ışınlarının göz merceğinde kırılması, A tabakada bulunan sarı benek üzerinde cismin ters görüntüsünün oluşması, ışık ışınlarının korneadan geçerken kırılması, görüntünün görme sinirleriyle görme merkezine iletilmesi, ışık ışınlarının göz bebeğinden geçmesi. Şimdi bir kere görme merkezine en son gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki 4 numara nedir? En son gerçekleşir. Yani 5. sırada. O zaman ben şıklardan eleyerek gidebilirim. 4 numara en sonda olmayanları eledim. Sonrasında bakıyorum. Şimdi ilk olarak kırılan yer neresiydi? Bakın gözümüze gelen ışık ilk olarak nereden geçer? Korneada. Korneada ilk kırıldığı yerdir. Dolayısıyla korneadan geçerek kırılması bu birinci sırada olacak. Sonrasında arkadaşlar göz bebeğine geçer ve göz bebeği büyüyüp küçülerek ne yapar? Görüntünün netliğini ayarlar. Yani netlik demeyelim de büyüklüğüne göre görüntünün yakınına uzaklığına göre ne yapıyor büyüyüp küçülüyor gözbebeği o zaman ikinci sırada hangisi olacak göz bebeği dediği için ikinci sırada 5 numara olacak sonra göz bebeğinin hemen arkasında ne var göz merceği Işık ışınları göz merceğinde ikinci kez kırılacak 3 numarada bir vardır 3. sırada sonra Buradan artık gelen görüntü göz merceğinde de kırıldıktan sonra alt tabakaya girer. Alt tabakada sarı benek üzerinde ne vardır? Foto reseptörler vardır. Önce çubuk hücrelerini, daha sonra koni hücrelerini etkileyerek görüntü ters olarak oluşur arkadaşlar. Dördüncü sırada da bu var. En son sırada da görme sinirleriyle nereye gidiyor? Görme merkezine iletiliyor. O zaman 3-5 bakıyorum. 3-5 şeklinde hangisinde gidiyor? 3-5-1-2-4 olur arkadaşlar. Yani denizi seçeneği şeklinde olacak. Gelelim 5. sorumuza. Dış ortamdan gelen ses dalgaları insan kulağının hangi yapısında aksiyon potansiyeline dönüştürmektedir? Yani diyor ki dalgalar hangisinde sinirsel e, iletiye dönüşür? Elektri elektriksel iletiye veya sinirsel iletiye hangisinde dönüşür arkadaşlar? Tabii ki korti organında. Çünkü korti organında ne vardır? İşitme reseptörleri vardır. Bu reseptörler tarafından algılanır ve e, buradaki hücreler tarafından beyindeki işitme merkezine gönderilir. Dolayısıyla buradaki cevabımız korti organı olacak. Timpanik zar korti organının e, yani orada bulunan bir zarca Titreştirilerek sesin titreşim halinde iletilmesini sağlıyor. Yuvarlak ve oval pencere orta kulakta bulunan pencerelerdir. Yuvarlak pencere arkadaşlar sesin gittiği oval pencerede ne yapıyor? Titreşimin ya da yankı olayının engellendiği yapıdır. Östaki borusu da orta kulak, bizim yutağımıza açıldığı kısımdır. Östaki borusu da bu şekilde basınç ayarlanmasına görev yapıyor. Altıncı sorumuz, bir insanın işitme organı incelenecek olursa diyor etkenlerinden hangilerinin iç kulaktaki titreşimin kuvvetlendirilmesine katkı olduğu görülür. Bakalım, oval pencerenin çapının timpanik zardan daha küçük olması demiş. Orta kulakta ses iletiminin kemikler üzerinden yapıl yapılması, yuvarlak pencerenin çapının daha küçük olması. Şimdi arkadaşlar, oval oval pencere çapının timpanik zardan daha küçük olması. Oval pencereden nereye gidiyor? Çünkü timpanik kanala gidiyor. Timpanik zardan geçiyor. Eğer küçük olursa ne olacak? Bakın şöyle düşünün. Küçük olan bir şeyin titreşimi daha yüksektir. Dolayısıyla daha geniş olan bir şey titreşimi daha fazla iletir. O yüzden bu olur. Orta kulakta ses iletimini kemikler üzerinden yapılması. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri vardır. Bu üç kemik sesin titreşimini artırarak iç kulağa aktarır. Dolayısıyla bu da olur. Yuvarlak pencerenin çapının küçük olması. Burada yuvarlak pencere yankının engellenmesini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yuvarlak pencerenin e, bu durumda bir etkisi yoktur. Kuvvetlendirmede bir etkisi yoktur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. 7. soru. İnsanda dişlevlerinden hangileri deri tarafından gerçekleştirilir? Bazı metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılması. Şimdi burada baktığımızda bu olur değil mi? Çünkü ter olayıyla yapabiliyor bunu. Vücut için gerekli olan ısının tamamının üretilmesi. Bir kere tamamının üretmez. Derimizde bulunan işte yağ tabakası arkadaşlar ısının korunmasını sağlıyor. Burada ısının tamamının üretimi gibi bir durum yoktur. Yabancı organizmaların vücuda girmesinin engellenmesi. Evet derimiz bir... Ee, engelleyici olarak görev görür. Dolayısıyla doğrudur. 1 ve 3 şeklinde olur cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 8. sorumuza. Memeleri gözlerinde bulunan çubuk ve kon hücreleri ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım çubuk hücreleri görüntünün şeklini algılar. Koyun hücreleri de görüntünün rengini algılar. Gece çalışan yani e, gece çalışan hücreler çubuk hücreleridir ve görüntünün siyah beyaz görünmesini sağlar arkadaşlar. Diyor ki gececil memelilerin retinalarındaki çubuk hücresi sayı, çubuk hücresi sayısı görece daha fazladır. Şimdi gece çalışan çubuk hücresi olduğu için gececil memelilerde de yani gece aktif olan memelilerde de çubuk hücresi daha fazladır fazla olur. Bu doğrudur değil mi? İnsanda kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 tipte kon hücresi bulunur. Doğru arkadaşlar. Bu e, kırmızı, yeşil ve mavi mavinin kesiştiği yerlerde de farklı renkler ortaya çıkıyor. Gözümüz farklı renkleri algılıyor. İnsan gözünde çubuk ve kon hücreleri karanlık ortamda hiperpolarize olarak bulunur. Hayır. Burada çubuk hücreleri uyarı halinde, uyar uyarılmış halde bulunur. Ama kon hücreleri gece uyarılmıyor arkadaşlar. Yani karanlık ortamda uyarılmıyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde olur Bursa seçeneği. Dokuzuncu sorumuz. insan hipotalamusu aşağıdakilerin hangisinde rol oynamaz? Hipotalamus deyince aklınıza iç denge gelecek. iç denge, homeostasi. Bakalım sıcaklığı düzenler mi? İç denge için düzenler. Duyusal bellek işlevi görme. Duysal bellek dediği nedir arkadaşlar? Duysal bellek e, şöyle düşünüyorsunuz. İşte Gözden gelen uyarıların alınması, kulaktan gelen uyarıların alınması. Bunları kim yapıyor? Bizim uç beynimiz yapıyor. Dolayısıyla bu hipotalamusun görevi değil. Susamanın düzenlenmesi, iç dengeyle ilgili mi? Evet. Üreme hormonları iç dengeyle ilgili mi? Evet. Biyolojik saat yine bizim dengemizle ilgilidir, iç dengemizle bunları dengeler ama duyusal bellek işlevi görmez. 10. soru. İnsanda diyor, işlevlerini kontrol eden merkezler hangisinde bulunur? Nefes alıp verme kalp ve kan damar aktivitelerini düzenleme, yutma ve kusma. Arkadaşlar bu tür yutma ve kusma refleksini düzenleyen nefes alıp verme merkezi tabii ki nedir? Omurilik soğandır yani medulla oblongata dediğimiz omurilik soğanıdır. Burada serebrum dediği beyindir. Beyin. beyinci zaten vermiş. Hipotalamus, omurilik. Hipotalamus deyince aklınıza ne gelecek? Tabii ki iç denge gelecek. Beyincik deyince arkadaşlar bizim Dengede kalmamız, ayaktayken, otururken, yatarken dengede kalmamız gelecek. Omurilik deyince refleks gelecek aklınıza. Beyin deyince de zaten beynin farklı görevleri var. İşte görme işitme merkezleri burada bulunuyoruz. İşte yani şöyle diyeyim size, duyu organlarından gelen uyarıları algılayan kimdir? Beyindir. Beyin dediğimiz bölgedir. Beyin de zaten kendi içerisinde ön beyin, orta beyin, arka beyin diye ayrılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun çok da detayına girmeyeyim. Burada çünkü videomuz bayağı uzun oluyor. Gelelim 11. sorumuza. Mürekkep balığının gözüyle insan gözünü kar karşılaştıran bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi mürekkep balığı nedir? Bir yumuşakçadır. Yumuşakçanın gözüyle insan gözünü karşılaştırmış. Diyor ki bu gözlerin her ikisi de kornea, iris, mercek ve retinaya sahiptir. Baktığınız zaman arkadaşlar mürekkep balığı bir yumuşakça yumuşakçalarda korneadır, iristir, mercektir, vardır. Dolayısıyla bu doğrudur. İnsan gözünden farklı olarak mürekkep balığının gözünde kör nokta bulunmaz. Şimdi bakın bu soru çok detay bir soru. ÖSYM'nin bazen böyle sevdiği çok detay sorular vardır. Bir kere sizin bunu karşılaştırabilmeniz için yumuşakçalardaki bu göz yapısını falan çok detaylı bilmeniz lazım. Ayrıca mürekkep balığının da mutlaka kendine özgü istisnai durumları vardır. Onları da bilmeniz lazım. Dolayısıyla bu tür detaylara hani bir soru genelde bir soru iki soru geliyor. Bu bir iki soruyu hani es geçebilirsiniz arkadaşlar. Doğrudur. Mürekkep balığının gözünde kör nokta bulunmaz. Direkt bir bilgi sorusu olduğu için mecbur doğru deyip Geçiyorum. Kusura bakmayın hani fazla açıklayacak bir şey yok zaten. Mürekkep balıklarındakinden farklı olarak insan gözünde ışık ışınları sinir hücrelerini geçtikten sonra fotoreseptörlere ulaşır. Mürekkep balıklarında arkadaşlar fotoreseptör yok doğru. Mürekkep balıklarındaki ve insandaki kamera tipi gözler birbirine homolog organdır. Bakın homolog olabilmesi için bu canlıların ikisinde memeli ya da e, ikisinin de yumuşakça olması gerekiyor omurgasız olması gerekiyor ama biri omurgasız canlı biri omurgalı canlı. Dolayısıyla bunlar da homolog değil nedir? Analog organdır. Görevleri aynı, kökenleri farklı olan organdır bu yanlış. Her iki canlının gözünde de Cismin retina üzerinde düşen görüntüsü terstir. Evet arkadaşlar retinaya görüntü genellikle ters düşer. Beyin tarafından düzeltilir. Ha bu tür sorular geldi. Baktığınız gibi şey bilmiyorsunuz. Şıkları yine de okuyun. Mesela şunun homolog organ olmadığını diğer şıkları bilmeseniz de anlayabilirsiniz. Dolayısıyla soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Hani direkt es geçin demiyorum. Çözemiyorsanız hiçbir fikriniz yoksa boş bırakın. Ama bu tür şıklardan giderek hani ee, emin olduğunuz şıkkı işaretleyebilirsiniz. 12. sorumuz. insanda sinir sisteminde yer alan hücrelerinden hangileri miyelin kılıfı oluşturur? Arkadaşlar miyelin kılıfı oluşturan iki tane hücre vardır. Bunlardan birisi şivan hücreleri. Şivan hücreleri çevresel sinir sistemi için ee, miyelin kılıfı oluşturur. Bir de oligodendrositler vardır. Bunlar da merkezi sinir sistemi hücreleri için mielin kılıf oluşturur dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Astrositler ve mikroglialar vardır. Mikroglialar destek hücreleri olarak bilinirler. Astrositler de aynı mikroglialar gibi destek görevi görür. Ayrıca sinir hücrelerinin beslenmesinde de görevlidir arkadaşlar. Gelelim 13. sorumuza. İnsanda gözün yakındaki bir cisme odaklanmasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Şimdi bizler yakındaki bir cisme baktığımız zaman arkadaşlar şöyle durum gerçekleşir. Ee, şimdi gözün yapısını şöyle bir çizeyim ben. Şimdi size bir göz değil de başka bir şey benzedi biraz ama neyse. Ee, arkadaşlar göze baktığımız zaman bakın şu kısım mercektir Şu kırmızıyla boyadığım kısım mercek Merceği tutan asıcı bağlar vardır Bunları da tutan silli kaslar vardır Yakındaki bir cisme baktığımız zaman silli kaslar ne yapar? Kasılır Kasıldığı zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın şöyle geriye doğru hareket eder kasıldıkları için Kasıldıkları zaman asıcı bağları Bakın buradaki asıcı bağları gevşek bırakır Dolayısıyla asıcı bağlar ne yapar? Gevşerler Gevşedikleri için bizim merceğimizde ne yapar? Kalınlaşır. Merçe, merceğimiz kalınlaşır. Dolayısıyla yakına bakarken bunlar gerçekleşir. Ama uzağa bakarken bunların tam tersi. Sadece birini bilmeniz yeterdir. Bakın mantığını oturtturun. Silli kas kasılınca ne yapacak? Bakın şöyle kendini geriye doğru çekecek. Kendini geriye doğru çektikten sonra Bakın kendini geriye doğru çekerken Eee tuttuğu bu asıcı bağları serbest bırakır Dolayısıyla bunlardan ne yapar gevşer gevşediği için ki Buradaki mercek de ne yapacak arkadaşlar kendini salar ve kalınlaşır Dolayısıyla silyer kasların kasılması Doğru olacak Merceğin incelerek yassılaşması demiş. Mercek incelmez. Ne dedik? Kalınlaşır dedik. Askı ligamentlerin merceği çekmesi demiş. Burada çekmez ne yapar dedik? Serbest bırakır dedik. Yani serbest bırakır derken hani gevşediği için mercek de kalınlaşıyor. Direkt hani bırakır olarak düşünmeyin burada. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız bir oluyor. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insan derisinin görevlerinden biri değildir? Trombosit üretiminde işlev görme demiş. Arkadaşlar trombositi tabii ki insan derisi üretmez. Kim üretir? Kemik iliğimiz üretir değil mi? Kemik iliği, kırmızı kemik iliğimiz üretir trombositleri ve e, kanın patılaşmasını sağlıyor trombositler. Dış ortamdan uyarıların alınmasını sağlama. Evet dokunduğumuz yerlerdeki uyarıları kim algılıyor? Derimiz algılıyor. Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olma, yağ tabakası sayesinde vücudu fiziksel etkenlere karşı koruma, evet, terleme yoluyla boşaltma yardımcı olma hepsini yapar ama trombositik kemik iliğimiz üretiyor. 15. sorumuz. İnsan vücudunda yer alan duyu reseptörleri ile ilgili demiş. Hangisi yanlıştır? Mekanoreseptörler dokunma, basınç, gerilme gibi fiziksel kuvvetlerin neden olduğu uyarıları alır. Algılar algılar doğru. Mekanoreseptör mekanik etkileri algılıyor. Doğrudur. Elektromanyetik reseptörler kulağa ulaşan ses dalgalarındaki değişimleri algılar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, bir dakika. Elektromanyetik reseptör pardon yanlış. Ses dalgalarındaki e, değişimleri yine mekanoreseptörler algılıyor. Elektromanyetik reseptörler değil. Bu yanlıştır arkadaşlar. Elektromanyetik reseptör dediğimiz reseptörler Bunlar arkadaşlar ışık gibi işte e, elektrik gibi olaylar algılıyor. Dolayısıyla sesle mekanoreseptörler görev görüyor. Ağrı reseptörleri dokularda meydana gelen fiziksel veya kimyasal hasarı bildirme de işlev görür evet. Kemoreseptörler kimyasal uyarıların alınmasında işlev gören reseptörler. Zaten kemo kimyasaldan geliyor doğru. Termoreseptör zaten sıcaklıkla ilgili olduğunu anlıyorsunuz. Isının algılanmasından sorumludur. Doğrudur. Elektromanyetik reseptörler dediğim gibi ışıkla ilgili elektrikle ilgili reseptörlerdir. Gelelim 16. sorumuza. İnsan merkezi sinir sisteminde yer alan hücrelerin gerçekleştirdiği işlevlerinden hangileri mikroglia hücrelerinin görebilir demiş. Patojenlere karşı koruma, patojenlere karşı mikroglia hücreleri korur arkadaşlar. Aksonların etrafını sararak yalıtım sağlama bunu miyelin kılıf yapar. Miyelin kılıfı da kim üretir? Şivan hücresi üretir. Tamam mı? Ama merkezi sinir sistemi dediği için merkezi sinir sisteminde kim üretiyor? Oligodendrositler üretiyor. Kan beyin bariyeri oluşumunu destekleme bunu da astrositler yapar astrositler. Dolayısıyla burada mikrogliaya ait olan özellik sadece A şıkkıdır. Yalnız birdir. 17. sorumuz diyor ki nokturnal yani gececil memelilerin geceleri diğer memelilere göre daha iyi görmelerini diyor. Hangileri sağlar? Bakın önceki sorularda buna benzer vardı değil mi? Retinada daha yüksek oranda çubuk hücrelerinin bulunması. Evet bu sağlar. Çubuk hücreleri gece görmeyi sağlıyor çünkü. Dolayısıyla bu yapar. Odaklanmanın merceğin biçimini değiştirerek gerçekleştirmesi. Arkadaşlar odaklanmayı bizler de merceğin biçimini değiştirerek yapıyoruz. Dolayısıyla bunun ilgisi yoktur. Her biri farklı görme pigmentine sahip 3 tipte koni hücresinin bulunması. Bu da koni ile ilgili değildir. Çünkü koni hücreleri gece değil. Yani karanlıkta değil aydınlıkta çalışır. İlgisi yoktur. Yalnız bir seçeneği olacak. 2010 LYS. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında endoderm kökenli hücreler bulunur demiş. Şimdi Endoderm tabakalarını falan bir önceki videoda çözmüştüm ama buraya da koymuşum. Ee, arkadaşlar endoderm kökeninden hangisi burada köken alıyordu? Pankreas değil mi? Burada e, beyin ektoderm kökenliydi. Kas, kıkırdak, kemik bunlar mezoderm kökendir ama pankreas endoderm kökenlidir. 19. soru İnsanda göz merceğinin embriyonik gelişimi için hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Optik çukurun endoderme temas etmesi. Bakın. ÖSYM o kadar saçma şeyler yapıyor ki mesela LYS'de bu soruyu sormuş ama kalkıp ÖABT'de hiç bu soruyla bununla ilgili bir soru sormamış. Bu embriyonik gelişimde optik çukurun oluşması falan oldukça karışık sorulardır. Ben olsam bunlardan sorarım böylece eleme yaparım. Dolayısıyla bunun oluşumuna bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 2023 videolarımda yok çünkü şeyde yoktu. Campbell'da yoktu o yüzden anlatmadım ama 2022 videolarımda var. Gözün oluşumunu falan anlattım orada. Optik çukurun endoderme temas etmesi. Burada e, endoderme temas etme değil, ektoderme temas etmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bakın endoderme temas etmesi dediği için yanlış olur. Optik çukurun ektoderme bakın evet ektoderme temas etmesi deneyler yapılıyor. Optik çukur oluşumu gerçekleştikten sonra ektoderm tabakası alınıyor arkadaşlar. Ektoderme temas etmeyen çukur gelişmiyor. Ama endoderme temas endoderm alındığı zaman, ektoderm olduğu zaman gelişiyor. O zaman demek ki neymiş? Ektoderme temas etmesi gerekiyormuş. Dolayısıyla cevabımız direkt bu olur. Bunlardan hiçbiri değil. Gelelim artık son sorumuza. İnsan sinir sistemindeki impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sinir hücrelerindeki impuls oluşumu sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarında yarattığı kimyasal ve elektriksel değişimlerdir. Bu doğrudur değil mi? Impuls oluşumu sinir hücrelerinde ne yapıyor? Sodyum potasyum dengesini bozuyor. Elektrokimyasal bir değişim gerçekleşiyor. Artılar eksiler yer değiştiriyor. Doğru. Bir uyarının sinir hücresinde impuls oluşturabilmesi için en azından eşik değere ulaşması lazım. Hani ya pH kuralı vardı ya ya eşik değerde ve üzerinde bir uyarı gelir ya da eşik değerin altında gelirse algılamam diyor. Doğrudur. Eşik değer veya üzerindeki uyarılara nöronlar aynı şiddette cevap verir. Arkadaşlar bu da doğrudur. Nöronun eşik şiddetinde üstünde olması önemli değil uyarının. Aynı şiddette cevap veriyor. Akson üzerindeki Ranvier boğum sayısı ve akson çapı impuls iletim hızını etkilemez demiş. Bakın bu yanlış olacak. Ranvier boğumlar şöyle göstereyim ben sinir hücresinde. Şöyle sinir hücremiz. Şunlar şivan hücreleri. Şivan hücreleri etrafına ne salgılıyordu? Miyelin kılıf üretiyordu değil mi? Şunlarda da miyelin kılıf. Ranvier boğumları şivan hücrelerinin kesiştiği bölgedir. Bu bölgede miyelin kılıf bulunmaz. Dolayısıyla arkadaşlar iletim gerçekleşirken şuraya geldi iletim ranvier boğumuna. Burada ne oluyor? depolarizasyon repolarizasyon durumları gerçekleşiyor. Sonrasında tekrardan atlıyor buraya gidiyor. ramler boyumu sayısı ne kadar fazlaysa iletim o kadar yavaş olur. Çünkü burada bir oyalanıyor yani iletim yaparken. Ayrıca aksonun çapı, aksonun çapı ne kadar genişse, yani bir akson ne kadar şişkoysa şöyle ne kadar şişkoysa arkadaşlar iletim o kadar hızlı oluyor. Böyle uzun olması, zayıf olması bizim işimize gelmez. Çünkü iletim ne yapar? Yavaşlar. Tamam mı? O yüzden burada etkilemez dediği için yanlış olur. Dinlenme halindeki bir nöronun içindeki ve dışındaki iyon derişimi farklıdır. Evet. Dinlenme halindeki bir nöronun, nöronun içerisinde potasyum iyonları fazladır. Dışında da sodyum iyonları fazladır arkadaşlar. Doğru. Cevabımız deniz seçeneği olacak. Böylece ne yaptık? Sinir sistemi ile ilgili de çözümümüzü bitirdik. Sonraki videoda destek ve sisteminde görüşürüz.